نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. Selamun aleyküm. Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Yeni bir programda sizlerle beraberiz. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programına başlıyoruz. Hayırlar getirsin inşallah. İlk Seç Vakfı'nın eğitim koordinatörü efendim Kemal Eftal Kabaoğlu hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Şükründen aciz, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kemal hocamı bayağı bir zaman oldu ağırlamayalı. Biraz da neler var neler yok sorularımızı biriktirdik. İnşallah sizin adınıza onları soracağız. Hocam ilk önce sizden biraz bir başlayalım. Hem sünnettir sizi ilk defa dinleyenler, izleyenler de olabilir. Sonra inşallah sohbetimize başlayalım. Kemal Eftal Kabaoğlu, İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Medrese okuduk. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an öğretmenliği yapıyorum. İlk Seç Vakfı'nda da yönetim kurulundayız. Yönetim kurulu başkan yardımcısıyız. Yaklaşık 20 senedir eğitim hizmetleriyle meşgulüz. Psikolojik danışmanlıkta da yüksek lisansımız var. Eğitimle uğraşıyoruz. Hafızlarla, İslami eğitimin daha sistematik, daha düzenli, daha İslam'ın huzur kaynağı olduğunu hissettirecek, gençlerin severek, isteyerek İslami ilimleri tahsil ettikleri, hafız oldukları bir eğitim programı üzerine kendimizi adadık. Maşallah, berekallah diyoruz. Az önce Eftal Hocam'ın anlattığı yerler aslında vakit olsa biraz daha gerilere gitsek. Yani eğitime nereden başladı, nasıl gitti? Neden? Çünkü yine ilk Seç var ve kendi okuduğu, hizmet ettiği, ter döktüğü yerde şu anda bir sorumluluk yaşıyorlar. İnşallah böyle özel bir programda biraz daha geniş geniş bunları konuşalım. İnşallah, yani inşallah. Heveslensin genç kardeşlerimiz de. Şimdi 21 Haziran'da bir icazet merasimi düzenlendi. Bayağı bir ses getirdi. İstanbul'da çok büyük, en büyük dediğimiz camiler yeni yapılanlar arasında Çamlıca Camisi'nde oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da teşrif etti. Birçok değerli insan vardı ve İlk TV'den de internetten bunlar yayınlandı. Teveccüh çok güzeldi. Biz dışarıdan izlediklerimizi tabii bilebiliyoruz. Siz içerideyseniz neler yaşadınız, nasıldı oranın havası? Evet. 20 Haziran Cuma günü bence çok önemli bir gündü, tarihi bir gündü. Çünkü şu an Türkiye'nin en büyük camilerinden olan 63 bin kişilik Büyük Çamlıca Camii'nde evet. İlk icazet olmuş oldu. 54 hafızımız icazetini orada almış oldular. Maşallah. Tabii biz öncesinde 63 bin kişilik cami dolar mı? Öyle halkın bir tartışma da vardı zaten, nasıl olur? Ya böyle bir camiye gerek var mıdan beri bu tartışma evet, var. Evet, bir tartışma da vardı. Evet. Ama saat 11'den itibaren halkımızın teveccühü ciddi anlamda yavaş yavaş artmaya başladı sıcak ki. Sıcak bir gün olmasına rağmen. Sıcak bir gün olmasına rağmen. Reis-i Kurra Hoca Efendi dua ederken, arkadaki kameralardan gördüğümüz kadarıyla çekimlerde caminin zemini tamamıyla dolu. Mahfiller de hanım kardeşlerimiz tarafından tamamıyla neredeyse doldurulmuştu ki. Evet. Gerçekten bu bizi çok mutlu etti. Tabii bunun üzerine daha önce de yine davetiye gönderdiğimiz programı da tevafuk eden Cumhurbaşkanımızın da programa katılması. Tabii biz açıkçası gelir gelmez tam beklemiyorduk. Ama kendisini teşrif etmesi çok büyük bir ayrıcalık oldu. İcadetimize ayrı bir renk kattı. Kendisinin değerlendirmeleri de daha sonra hafızlarımızla beraber hasbihal etti, konuşma yaptı, bir fotoğraf aldık. Gerçekten hafızlarımız için de çok farklı bir gün oldu. Ama ben uzaktan yakından gelen, mutlaka bizi seyredenlerden de vardır. İştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Öyle bir camiyi doldurmuş olduk. Şöyle söyleyelim, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelen daire başkanlarımızdan bir tanesinin ifadesi şuydu. Hocam bu camiyi hakkıyla
İlk defa siz doldurdunuz. Hakkıyla yani daha bir program üzerine. Evet, evet. Daha önce de programlar oldu, doldu oldu ama bir program yapıp, reklam yapıp, özel bir çaba sarf etmeden halkın hasbelkader gelerek dolduğu ilk program oldu, ifadesi de kullandı. O zaman maşallah, barakallah diyelim. Elhamdülillah, de, elhamdülillah, evet, maşallah diyelim. Evet. Gerçekten Rabbimin, tabii bu her daim fazla Rabbi diyoruz biz, Rabbimizden. Evet. Elhamdülillah. Kur'an'ın bereketi, hafızlarımızın bereketi. Gençlerimiz en genç çağında durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyor. Her şeyi durdurup Kur'an'a adapte oluyorlar. Sabah 6'lardan 7'lerden işte akşam geç vakitlere kadar Kur'an'la meşgul olmanın bereketini yaşadık elhamdülillah. Hocam, izleyenlerimiz de bilirler. İnsan bunları gördüğü zaman yarınları için daha da bir ümitli oluyor. Şimdi bazen tabii haberleri izliyoruz. Haberlere gerek bile kalmıyor. Bazen görüyoruz da maalesef. İnsan böyle bir ümitsizliğe gark olur gibi oluyor elhamdülillah. Bu yönde çalışmaları görünce ya maşallah diyoruz ya. O kadar da ümitsiz olmaya gerek yok diyoruz. Şimdi bizim oğlan da o Çamlıca Camii'ndeydi. O da abilerini orada işte yalnız bırakmayan talebelerdendi. O da evde, baba dedi, ben bu kadar dedi kalabalık olacağını tahmin etmiyordum dedi. İlk defa çocuk şeyde kalmış. Oğlum dedim, sen neredesin? İlk seçin YouTube şeyinden bakıyoruz hani oğlumu göreyim diye. Baba ben de karıştırdım dedi. O kadar çok insan var ki dedi. O heyecanı görüyor. Bu aslında bir şey de getiriyor değerli izleyenlerim. Şevk alıyor çocuklar. Yani büyüklere bakıyorlar. Zaten çocukları oraya götürmenizin sebebi o değil mi? Evet. Alt yaş gruplarının. Kesinlikle. Özensinler, kesinlikle. Bir şevk alsınlar diye. Abilerine heveslensinler. Evet. Hafızlığı bitiren abilerine, büyüklerine heveslensinler. Aynen öyle. Şimdi bize talep var. Hocam bizim icazet de orada olur mu orada diye olur diyenler. Orada olur mu diye. Beklenti yükseliyor yani. Beklenti yükseliyor. Şimdi yükseliyor. Daha aslında konuşulması gereken bir şey daha var. Kısa bir girizgah olsun. Bir de bunun öncesinde onore ediyorsunuz hafızları. Bir dolaştırıyorsunuz şöyle otobüste, bir şehir turu yapıyorsunuz. Bu beni çok etkiledi. Evet. Cep telefonundan bir hoca efendi gönderdi bana. Sonra bir baktım bayağı bir yayıldı. Herkes birbirine yollamaya başladı diye. Güzel bir çalışma olmuş. Şimdi benim anlatmadan sizin anlatmanız daha güzel olur böyle. 1-2 dakikada bu mevzuyu anlatır mısınız? Ne yaptınız? Şimdi bu sene ikincisi oldu. İcazeti, Kur'an icazeti çok önemli. Hafızlık çok kutsal bir durum. Kutsal bir ilim ve bunu yapmak gerçekten emek sarf etmeyi gerektiriyor. Bunu halkımıza duyurmak istedik. Hele Büyük Çamlıca Camii'nde ilk icazet olması tabii ki çok önemliydi. Biz de dedik ki üstü açık bir otobüsle hafızlarımız hem halkımızı selamlasınlar. Hep siyasi ortamlarda veya sanatçı ortamında, farklı ortamlarda değil. Bir de Kur'an'ın muhabbetini halkımızla paylaşalım. İstanbul'un büyük bir bölgesini gezmiş olduk. Ve hafızlarımız halkla bütünleştiler. Çok mükemmel geri bildirimler vatandaşın oldu. Vatandaşın nasıl bakış açısı? Şaşırmışlardır inanın, herhalde ilk önce. Dış görünüş itibariyle her türlü görünüşe saygı duyuyoruz. Evet. Herkesin inancı, yapısı farklı tabii ki yapabildikleri. Çok farklı insan gruplarından, hani dış görünüş farklı insan gruplarından, halkımızın her kesiminden diyeyim, gözyaşlarıyla karşılayanlar, işte genç annelerden, ay yavrum benim, inşallah benim çocuğum da olacak diye böyle hevesli bir şekilde bakanlar. Güzel de süslenmiş ama. Evet, yani evet. Yani balonlar, şunlar, bunlar falan. Evet, onların yüzlerinde o heyecanı da gördüm. Yani böyle sabit bir şekilde oturmamışlar. Onlar da bu coşkuya katılmışlar yani. Müthişti. Güzeldi. Kendileriyle bir değerlendirme de yaptık hafızlarla programın bitişinde. Gezinin, şehir gezisinin bitişinde. Hocam mükemmeldi, çok harikaydı. Keşke gidemediğimiz ilçelere de gitseydik. İnsanlarla bu duyguyu paylaşsaydık. Evet, gençleri teşvik eden de halkımızın kalbindeki iman, doğru, kalbindeki o Kur'an sevgisi, orijinal sevgi duruyor. Birazcık üflemeniz yetecek. Aynen öyle. O köz gibi. Yani yıllardır kalan o şey değil mi? Kesinlikle, bir kesinlikle. Her açılıyor. Ne kadar kopuk olsak da, hayatın yoğunluğu olsa da, birazcık Kur'an'dan uzaklaşmış olsak da toplum olarak. Ama o içlerindeki sevgi, köz, gözlerindeki nur, ışıltı, o hafızları görünce o ince, samimi duyguları biz sokakta, dışarıda görmüş olduk. Ve çok mutlu olduk. Eyvallah. Elhamdülillah. Bu dinamizm aynı zamanda öğrencilerimize de çok ciddi bir eğitim oluyor. Ne kadar olsa da Kur'an kursunda yaptıkları işin ehemmiyetini, önemini kavramak bir nebze, bir yere kadar oluyor. Ama dış ortamda bu teveccühü gördükleri zaman, gerek icazet merasimini, gerek icazet öncesindeki bu ilgiyi ciddi anlamda teşvik olmuş oluyor. Marifet iltifata tabidir der ya büyüklerimiz. Evet, onun gibi yani bir hanımefendi de yemek yaptığı zaman eşinin maşallah ne güzel yapmışsın, eline sağlık demesinden ne yapıyor? Bir
onur yolluyor. Onun gibi vatandaşın da maşallah ya sen ne kadar aslında böyle herkesin yapamadığı bir şey yapmışsın, hafız olmuşsun demesi de elhamdülillah deyip mutlu olması gerekiyor. Tabii bunun içinde, bunu da ben söyleyeyim, sizler söylemeseniz de izleyenlerimiz adına, ilk seçin ne kadar işlerini dikkatli yaptığını, yani kurum olarak nokta atışı yaptığını görüyoruz. Diyanet işleriyle beraber ortak çalışmalar yaptığını görüyoruz ve bundan yıllar önce maalesef merdiven altı tabiri kullanılan, ellerde sopalı öğreticilerin ve hiç de hijyenik olmayan, hatta hijyene bırakın temiz olmayan yerlerde imkansızlıklardan dolayı sıkıntılar yaşanıyordu. İşte o zaman o ölü toprağa serpildi gibi oldu sanki insanlara. Bir uçurum varmış gibi oldu ama şimdi elhamdülillah okutulan yerlere bakıyoruz. İsteyenler gidip görebilirler. Yani hiç evladınızın okumasına gerek yok değil mi hocam? Ya evet, ben merak ediyorum. Bu talebeler anlatıyorsunuz siz Kur'an Yolunda programında nerededir bir ziyaret edebilir miyim diyenler gidebilirler. Gerçekten bize yakışan şeyler. Peki hocam iyi güzel de ben de çocuğumu okutmak istiyorum diyenler için belli bir süre var biliyoruz. Evet. Biz de o yollardan geçtik zamanında. Onu da hatırlatalım. Sonra niye söylemediniz, geç bıraktınız demesinler. Şöyle söyleyelim. Son iki hafta, son iki mülakat diyoruz buna değil mi? Temmuz'un ilk haftasının sonunda, ikinci haftasında eğitim öğretime, önümüzdeki sezonun eğitim öğretimine başlayacağız. Şu an liselerde 16 kontenjanımız kaldı. Ortaokullarda da yaklaşık 20 kontenjanımız kaldı. Bayağı bir azalmış. Yani şu an kayıtları oldu. Talebelerimiz iştiyakla sezonu bekliyorlar. Seçildiler, kayıt oldular, başlayacaklar. Heyecanla bekliyorlar. Hı-hı. Hocam ne zaman başlayacak telefonları geliyor. Şu an son iki mülakatımız var. Yaklaşık toplamda lise ve ortaokul olmak üzere, yani 4'ten 5'e ve 5'ten 6'ya geçmiş öğrencilerimiz ve 8'den 9'a geçmiş öğrencilerimiz ilkseçvakfi.org adresine başvursunlar. Son iki mülakatımız kaldı. Son iki mülakattan sonra artık alımımız olmayacak. Eğitim sezonu başlıyor. Evet. Bundan dolayı acele etsinler sevgili dinleyenlerimiz. Yeğeniniz vardır, evladınız vardır, komşunuz vardır. 4'ten 5'e, 5'ten 6'ya geçmiş olanlar, 8'den 9'a geçmiş olanlar. Tekrar söylüyorum, ortaokulda yaklaşık 20, lisede ise 16 kontenjanımız kaldı. Yani bu kontenjanları inşallah son dönemde, şu an başvurular da var. Yaklaşık önümüzdeki hafta mülakatta ve sonraki mülakatta gelecek olan velilerimiz var. Bu mülakat sürecini peyderpey, Ocak'tan beri devam ediyoruz. Seçmeniz gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Belli kriterler var çünkü. Ön seçmek gerekiyor çünkü bu iş sadece bizim yapacağımız bir iş değil. Aile, eğitim, kapasite. Aile de önemli, öğrencimiz önemli. Nasıl bir programla karşılaşacağını öğrencinin anlaması, içselleştirmesi, kabul etmesi önemli. Çünkü beraber uzun bir yola çıkıyoruz. Ama bizim düşüncemiz, biz velimizle, öğrencimizle her daim daha iyi olmak için birbirimizi yıkayan eller olacağız. Birbirimize destek olacağız. Kur'an'la hayat bulan bir nesli tüm Müslüman kardeşlerimizle, anne babalarımızla beraber yetiştireceğiz. Eyvallah. Şimdi bu mülakatlarla beraber tabii başka bir süreç daha geliyor. O da her sene duyuyoruz, çocuğum okuyamadı, katılamadı. Neden? İşte belli, dedim ya az önce, kriterleriniz var. Haklı olarak çocuk acaba istiyor mu, anne babanın durumu nedir vesaire diye. Şimdi bununla ilgili de istiyor ki hepimiz, tabii ben de aynısını istiyorum, vatandaş da istiyor. 30 bin kapasitesi olsun ilk seç vakfının da herkes alınsın, sonra işte bölüm bölüm ayrılsın. Ama tabii bunun için bir bina gerekiyor, bunun için bir masraf gerekiyor vesaire. Aldığımız duyumlara göre elhamdülillah siz de boş durmuyorsunuz. Bu artan taleplere göre cevap vermek için, arz talebe göre yeni yerler inşa ediyorsunuz. Çok fazla vaktimiz yok ama kısaca değinebilir miyiz? Projeleriniz var mı? Yani bununla mı kalacak yoksa devam edecek mi? Şu an Küçükçekmece'de bir İslami Dinler Merkezimiz var. 800 kapasiteli, 4-6 yaştan başlayarak sona kadar devam eden bir külliyemiz var diyelim. İnşaat halinde, dış cephesi bitti. Evet. Şu an incesiyle uğraşıyoruz. Halkımızın teveccühünü, desteğini bekliyoruz. İnşallah halkımız ne kadar erken destek verirse o kadar erken oraya öğrenci almaya başlayacağız. Ve daha geniş kitlelere Kur'an'ın hayat kaynağı olduğunu hissettirmek istiyoruz. İnsanların huzurlu, mutlu, ahlaklı, ekrandan uzak, daha net, daha somut Kur'an'ı yaşayabildiği şekilde yetişmesi için halkımızın bize maddi manevi desteklerini, dualarını Küçükçekmece Külliyesi için ve diğer projelerimiz için bekliyoruz. Eyvallah. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bu arada Eftar Hocam, şimdi biliyorsunuz bizim Türk geleneklerinde
bir kız verileceği zaman araştırılır. Bir sorarlar kimdendir, necidir diye böyle akrabaları. Evet. Biriyle ortaklık yapılacağı zaman da güvenilir midir vesaire denir. Ben de bazı programlarda söylüyorum, müsaadeniz onu tekrarlayayım. Oğlum orada okuduğu için yıllardır ve etrafındaki birçok arkadaşım da bu konuda benimle hemfikir. Bilgi almak isterseniz ne durumdadır, nedir vesaire size yardımcı olabilirim. Yani kurumun bir çalışanı olarak değil ama bir gönüllüsü, bir ebeveyn olarak en azından bunu sizlerle paylaşabilirim. İnşallah istişare yaparız. Şimdi 1500'e yakın talebeden bahsediyorsunuz ve yeni yapılan yerlerden bahsediyorsunuz. Ben bu olayın biraz içinde olduğum için biliyorum. Alınan aidat, yani aylık verilmesi gereken mevla da %50'sini bile karşılamıyor yapılan masrafın. Evet. Temizliği, evet. İAŞ'si, yemeği falan filan. Peki bu nasıl dönüyor bu çark? Bir de ücretsiz okuyanlar var. Daha farklı kardeşleri var, maddi durumu olmayan insanlar burslu okuyor. Yani parasını ödeyemiyor. Bunlar da karşılanıyor. Bunlar nasıl oluyor? Bunu özetler misiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Kurumumuzun ana ilkesi olarak kimse maddi durumundan dolayı geri çevrilmez. Evet. Yeter ki öğrencimiz bu eğitim programını kaldırabilecek kapasitede, kabiliyette ve hevesli olsunlar. Onlar geldikleri zaman bir burs sistemimiz var. Bu burs sisteminde ihtiyacı olan velilerimizi not alıyoruz. Bunun belli bir adalet standardı var. O standartlarımız, evet. Puanlamamız var. Vakıf yönetimimiz bu noktada burs kararı veriyor o öğrenciyle ilgili. Tabii ki bu noktada hem velilerimizden hem çevremizden, Allah onlardan razı olsun, hayır sahipleri var. Onlar da diyorlar ki bir hafız da benim olsun. Evet. Bu hafızın okuması benim aracılığımla olsun. Hatta onları çok isim vermeden bazen paylaşıyoruz. Öğrencimiz şu durumda. Öğrencimizin icazeti var. Geçen sene icazeti mesela çektik bir öğrencimizin. Destek veren, yardımsever velimize, büyüğümüze gönderdik. Gerçekten çok mutlu oldu. Umre'ye gönderenler oluyor mesela. Umre'ye gönderenler oluyor hediye olarak. Evet. Gerçekten öğrencilerimizin bu noktada desteğe ihtiyacı oluyor. Anadolu'dan gelenler var. Çiftçi ailesi, yetimler var. Bunların okuması çok kolay değil. Standartları düşürmek istemiyorsunuz. Evet. Bir eğitim standardınız var. Kaliteli yetiştireceksiniz. Dininize emanet edeceksiniz yarın. En önemli varlığınızı, en önemli kaynağınızı, huzur kaynağınızı, yeni neslin emanet edeceği en önemli kaynağı emanet edeceğiniz kişilere iyi yatırım yapmak lazım. Bu yatırım çok önemli. Bundan dolayı açıkçası bir yandan burs verdiğimiz gibi bir yandan burs veren hayırsever, yardımsever kardeşlerimizi de hizmete davet ediyoruz ki aynı zamanda köprü vazifesi görmüş buluşturuyorsunuz olalım. Hepsini. Evet, buluşturuyoruz. Evet, veren alan el diye. Evet, bunlar bizim hayallerimiz, hedeflerimiz. Allah-u Teala derhal hayırlısıyla kavuşmayı nasip eylesin hocam. Amin. Yaptığınız amin. İş oldukça sorumluluk isteyen, yük oldukça ağır ama Rabbimiz Celle Celaluhu hafifletir. Siz de böyle 54 hafızımızın olduğu gibi başarıları gördükçe galiba o yorgunluğunuz da hafifliyor, koşuşturmanız. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. Çok mutlu oluyoruz. O yorgunluğun sonundaki, o gözlerdeki parıltı, o velinin hocam Allah razı olsun demesi bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor, iştiyakımızı artıyor, şevkimizi artırıyor. Adanmak lazım, adamak lazım. Bunlar çok kolay değil. Kur'an'da da adayanları ve adananların kıssalarını okuyoruz, görüyoruz. Gerçekten hele ahir zamanda adanmak gençler için çok zor. Fakat velilerimiz de, gençlerimiz de taşın altına ellerini koysunlar. Hep beraber cennette buluşalım inşallah. İnşallah. Kemal Eftal Kabaoğlu olan hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sürçülisan ettiysek affola izleyenlerimize söylüyoruz ama son bir cümle alayım sizden. Bir davetle bitirmiş olalım, bir çağrıyla. Acil. Ben 4'ten 5'e, 5'ten 6'ya geçmiş ve 8'den 9'a geçmiş öğrencilerimize, öğrencilerimizi davet ediyoruz. Acilen gelin diyoruz, velilerimize, büyüklerimize teşvik edelim. Kur'an'la hayat bulan bir nesli hep beraber yetiştirelim. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz yeniden. Allah razı olsun. Evet, geldik programımızın nihayetine. Şimdi bir genç düşünün diyeceğiz, onunla veda edeceğiz. Az önce hocamızın izah buyurduğu gibi mülakatların artık son demlerindeyiz. Aman dikkat edin. Hepiniz en emin olan emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bir genç düşünün. Kanı deli, gönlü neşeli. Ancak kendisini ahir zamanın fitnelerinden, yaşıtlarının ayartmalarından ve nefsinin dürtülerinden sakınmaya çalışan bir genç düşünün. Bir genç düşünün. Hayallerini,
ışıltılı sahnelerin, futbol sahalarının değil, kürsülerin, mihrapların süslediği. Kafelerde, AVM'lerde günü gün etmek varken tüm enerjisini ilme adayan. Bir genç düşünün, kendisini arşın gölgesinde gölgelenecek 7 gruptan biri olmaya hazırlayan, tazecik omuzlarıyla bu dinin yüküne talip olan. Bir genç düşünün, tek varlığı aşkı ilahi olan ve bu aşk ile İslam'ı ümmetin geleceğine taşımayı hedefleyen. Bir genç düşünün, uzun bir yolu lakin sadece kuru bir heybesi olan, tertemiz ve masum, tıpkı bir cevher gibi işlenmeyi bekleyen gençler düşünün. Onlarca, yüzlerce, boş kalabalıkların beyhude menzillere aktığı şu zamanda düşmemek için bir dala tutunmaya çalışan, son varlığımızı, sermayemiz ve geleceğimiz olan gençliğimizi düşünün. İlk Seç Vakfı olarak bizler, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefini bu nedenle gaye edindik. Ve bugün 9 ayrı Kur'an-ı Kerim kursumuzda 1500'e yakın Kur'an talibi talebimizle yürüyor, Kur'an ile hayat bulması için bir neslin gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Lakin biliyoruz ki bu ulvi yolda yalnız da değiliz. Evvela Rabbimiz Teala'nın vaadi olan, ey inananlar, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayet-i Celilesinin sırrına sığınıyor ve bununla birlikte onun seçkin kullarının da destekleriyle ilerliyoruz. Gelin sizler de bu kutlu yolda yoldaşımız olun. Hafızlarımıza vereceğiniz desteklerinizle gücümüze güç katın. Bir hafızın aylık burs bedeli 400 liradır. İrtibat 0850 303 2071 dahili 5. ilkseçvakfı.org. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. Nurun ala marriz zamani teallaka ve adaa liddunya tariqan müşrika ve huden minar rahman yehdina bihi للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه.